Merhaba arkadaşlar. Bugün bir annenin dramını anlatacağım size. Biraz hikaye gibi ama gerçekten yaşanmış. Bir anne neden kızına gidip de eroin alır? Yani bu kadar çaresiz nasıl olabilir bir anne? Eğer çocuğunuz akut yoksulluk belirtileri gösteren rehabilitasyon tedavi beklerken gözünüzün önünde paramparça olan bir eroin bağımlısı olsaydı siz ne yapardınız? Arkadaşlar, bir aile var. Kasaba gibi küçük bir yerde yaşıyor. Bir gün anne kız arabayla giderken kız diyor ki anne, ben çok kötü bir şey yaptım. Annesinin ilk aklına gelen şey hamile misin oluyor. Hayır diyor, daha kötüsü. Kadının aklına hiçbir şey gelmiyor. Nasıl yani diyor. Daha kötüsünü düşün diyor. Kadın o anda sadece kötü olan şeyin hamilelik olduğunu zannediyor. Ama kız diyor ki hayır anne, daha kötüsü. Ne olabilir ki diyor kadın içinden. Sonra bağımlı mısın diyor. Evet diyor, ben uyuşturucu bağımlısıyım. Ben eroin bağımlısıyım diyor. Kadın tabii hiçbir bilgisi yok. Ve bu gerçek yaşanmış bir şey, öncelikle bunu söyleyeyim. Hiçbir bilgisi yok. Ne yapacağını şaşırıyor. Ne diyeceğini bilmiyor. Başlıyor bununla savaş yapmaya. Pardon, dışarı çıkar mısınız? Maskemi çıkaracağım. Arkadaşlar kusura bakmayın, maskeyle konuşamıyorum. Kadın bir çıkmazın içine düşüyor. Yardım almaya çalışıyor. Hiçbir şekilde de kolay kolay yardım edecek kimseyi bulamıyor. Eve kilitliyor, camları, tahtalar çakıyor. Hiçbir şekilde bunun çözüm olmadığını görüyor. Kız çok akıllı, 18 yaşında, üniversiteyi yeni kazanmış bir kız. Nereye giderse hep önünde bir engel oluşuyor. Yaparan çok olacak arkadaşlar bu olaylarda. Ya da yani çocuğun kendisinin kafasında bırakması gerekiyor. Kocasıyla konuşuyor. Kocasıyla kendi kendilerine söz veriyorlar. Diyorlar ki kesinlikle biz buna para vermeyeceğiz. Şey yapmayacağız. Hediye falan almayacağız. Çünkü satıp götürüp eroine vereceğini biliyor. Neyse kızın krizleri oluyor. Bir şekilde geçiştirmeye çalışıyorlar. Ama kız her seferinde gidiyor. Buluyor. Eve öyle geliyor. Anne baba evde iki tane de başka çocuk var. Tabii bu çocuklar yansımaması için kızı evden kovuyorlar. Kızı evden kovuyorlar ama anne yüreği dayanamıyor. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, on gün sonra gidiyor kızını böyle bir harabe, kötü bir yerde alıyor getiriyor. Çünkü anne yüreği. Bir şekilde yani hep iyi davranarak gidiyor. Kızını belirli şeylere ikna ediyor. Kızı okula devam ediyor. İşte askeriyeyi kazanıyor. Askeriyede güzel bir yere geliyor. Aradan bir yıl geçiyor. Bir yıl sonunda güzel de bir maaş alıyor. Bir yılın sonunda annesine telefon açıyor. Diyor ki benim maaşım bana yetmiyor. Annesi şaşırıyor. Bu kadar maaşın yani dört kişilik bir aileyi geçindirmeye yetecek kadar büyük bir maaşın bu kıza nasıl yetmeyeceğini düşünüyor. Sonra tekrar kızının madde kullandığını tam net olarak bilmese de artık emin oluyor. Bu arada sürekli askeriyeden aileye şeyler geliyor. Telefonlar geliyor. İşte kızınız
madde kullanıyor cumartesi pazar kendi istifasını versin diye böyle telefonlar geliyor. Ve kız sonunda bir yılın sonunda dönüyor tekrar ailesinin yanına geliyor. Ve tekrar bağımlı olarak geliyor arkadaşlar. Bu arada 2 yıl kullanan bir çocuk. O sırada üniversite hayatı var. Üniversite hayatında kullanmıyor. Üniversitesini bitiriyor. Askeriyeye giriyor. Güzel bir yere geliyor. Ve tekrar ondan sonraki bir yılda tekrar kullanmaya başlıyor. Ve tekrar eski yaşantısına dönüyor. Tabii yine anne çok çırpınıyor. Çok uğraşıyor. Kızın ehliyeti gidiyor bağımlılıktan dolayı. İşte maddi güçleri bitiyor. Ne yapacağını şaşırıyor. Bir gün kız krize girdiği zaman artık anne yapacak bir şey yok. Tamamıyla krizde ve çok kötü bir krizde. Anne çıkıyor sokaklarda çocuğuna eroin alıp getiriyor. Sırf acıları dinsin. O çığlıkları geçsin diye arkadaşlar eroin alıyor. Ne demek biliyor musun? Ne kadar acı bir şey. Annenin çocuğuna eroin alıp getirmesi çok acı bir şey. Yani bunu yaşamayan bilemez. Bu tabii çok sık bir şekilde tekrarlanıyor. Artık çocuk kızı hiçbir yere çıkarmıyorlar. Ama her krizde yani 2-3 günde bir kadın gidiyor kızına, sokaklar geziyor saatlerce, eroin alıyor, getiriyor, kızı enjekte ediyor ve kız rahatlıyor. Baba geliyor, karısına diyor ki hani biz söz vermiştik. Biz hiçbir şekilde kızımıza madde almayacaktık, hiçbir şekilde para vermeyecektik diyor, sözünde durmadığı için karı koca boşanıyorlar. Diğer iki çocuğuyla birlikte baba farklı bir yerde yaşamaya başlıyor. Anne kız aynı o kasabada yaşıyor. Arkadaşlar tabii ki bu arada bu kasabanın falan isimlerini hiçbirini vermek istemiyorum. Bu insanları deşifre etmek de istemiyorum. Sadece çok duygulandım bu hikayeden. O yüzden sizlere de anlatma gereği duyuyorum. Anne birkaç sene böyle idare ediyor ama kızı asla dışarı çıkarmıyor. Sonra başlıyorlar ev değiştirmeye. Bir sürü ev değiştiriyorlar. Yani bir yıl içinde 10 taneye yakın ev değiştiriyorlar. Gene olmuyor. En sonunda anne kızını şikayet etmekle buluyor. Gidiyor kızına şikayet ediyor. Satıcı olmadığı için, kullanıcı olduğu için belirli cezaya ve belirli bir ilaç veriyorlar. Bu ilacı kullansın diye her gün sabah gidiyor hastaneden, o ilacı içiyor, eve geliyor. Ve bunu hastane kendisi veriyor yalnız. Hastane bunun eline reçeteyi verip göndermiyor. Ya da reçeteyi verip sen git eczaneden bu ilacı al, kullan demiyor arkadaşlar. Aradan zaman geçiyor. Yine bazı şeyler yaşanıyor. Kızın ayağına 3 aylık kelepçe takılıyor. Kelepçe döneminde kız artık bunu tamamıyla kesin ve net bir şekilde bırakmaya karar veriyor. Gidiyor her gün annesiyle birlikte. Bu arada kelepçesi sabah 7, akşam 7. Gece evde durmak zorunda. Annesiyle birlikte gidiyor. İlacını içiyor, geliyor. Ve şu anda kız hayvanları çok seviyor tabii ki. Önceki hayal işte veteriner olmak ya da başka şeyler. Şu anda bu kızımız maddeyi tamamıyla bırakmış. Tertemiz olmuş. Aradan 3 yıl geçmiş. Anneyle birlikte küçük bir hayvan bakım evi açmışlar. Ellerinden geldiğince bağımlılara yardımcı oluyorlar. Dedi ki birinci sırada hayvanlara yardımcı oluyorlar.
Ben bu hikayeyi size çok kısa anlattım. Aslında hikaye işler acısı, gerçekten yani dayanılacak gibi değil. Bir annenin ağzından dinlemek, özellikle gözyaşlarımı tutamadan dinledim. Ve ben yani bir annenin, bağımlı annesinin ne kadar zorluk yaşadığını belirtmek için anlattım bunu size. Allah kimsenin başına vermesin. Kimseyi zor durumda bırakmasın. O özellikle anneleri, bir bağımlı annesi olmak kolay bir şey değil. Ben bunu çok iyi bilirim. Allah yardımcısı olsun bu tür insanların. Lütfen arkadaşlar, yani çok fazla yargılandı bu insanlar, çok fazla kimse hiçbir şey yapamadı ya da yapmak istemedi. Ama istersek, yani birlik beraberlik olursak çok şeyler yapabiliriz, biliyorsunuz değil mi, bu bağımlılar için. Özellikle dernekler bir araya gelmeli bu bakımdan. Hep birlikte sesimizi duyurmalıyız bence. Benim söyleyeceğim bugünlük bu kadar. Biraz duygusalım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımı da takip etmeyi unutmayın lütfen.